bir pozitif bir negatif düşüneceğim. Neden? Çünkü zaten x değeri 0 ile 3π bölü 2 arasında. Yani birinci, ikinci, üçüncü bölgede. Birinci, ikinci bölgedesiniz pozitif. Üçüncü bölgedesiniz negatif. Şimdi iki ayrı denklem elde edeceğim. Yani diyeceğim ki sin x eşittir cos 50. Bir bunu kullanacağım. Bir de eksi sin x eşittir cos 50. Şimdi her ikisinden elde edeceğim denklemin kökleri tabii şu aralıkta olan. Yani 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. bölgede olan açıları alacağım. Şimdi burada çekim yapıyoruz diye size kızamayacağım falan mı zannediyorsunuz? Burayı keser çıkarım. Çok iyi montaj yapalım. Evet. Şimdi buradan çözme devam edelim. Trigonometrik denklemleri çözerken ne yaptık biz? Eşitliğin her iki tarafını sin sin cos cos eşitlemeye çalıştık. Burada da eşitleyebilirim. Mesela cos 50 yerine ne yazabilirim? Sin 40 yazabilirim. Yazıyorum hemen. Sin x eşittir sin 40. O zaman burada sinüs fonksiyonu nerede pozitif değer alıyordu? Birinci ve ikinci bölgede. O yüzden denklemi yazarken, periyodun da iki olduğunu unutmuyoruz. Denklemi yazarken şöyle yazıyordum. Birinci bölgedeki açılar zaten dar açı. İkinci bölgedeki açıyı rasyonelle nasıl ifade ediyordum? İkinci bölgeyi. Birinci bölgeyi mi? Nasıl ifade ediyordum? İkinci bölge nasıl ifade ediyordum? 140 derece hocam. Nasıl ifade ediyoruz? Pi eksi alfa. Yani x eşittir 40 artı 2 kpi ya da x eşittir pi eksi 40 artı 2 kpi. Tamam. Şimdi burada x değerleri bulacağız. K dediğimiz neydi? Bir tam sayıydı. K'ya vereceğimiz her değer için yeni bir kök bulacağız. Şurayı bir düzenleyin isterseniz önce. Sonra ikisine bir aynı anda yer verin. Pi neydi? 180, yani 140 artı 2K pi. Şimdi daha bu tarafa geçmedik bakın. Bunu daha çözmedim. Bunu biraz sonra çözeceğim. Şunu bir tamamlayalım. Buradan köklerimizi bulalım. Şimdi K'ya eğer 0 verirsek, K eşit 0 için x ne olur burada? 40 olur. 40 alabilir miyim ben? Alabilirim. Çünkü benim x değerlerim nerede olacak? Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge olacak. Yani 270'e kadar olan, 270'le dahil kısmı alabilirim. K'ya 1 verirsem eğer, x ne olur çocuklar? 1 verirsem 360, 400 olur. Alabilir miyim dövizi? Alalım. Tamam, daha devam etmiyorum çünkü bunu alamayacağım. Buradan devam ediyorum. K'ya 0 verdiğim zaman, K eşittir 0 için, x'in değeri ne olur? 140 olur. Alabilir miyim 140'ı? Evet, alabilirim. K'ya 1 verdiğim zaman ne olacak? 360, 460, 500 mi olacak? X eşittir 500 olacak. Bunu alamam. Çünkü benim x değerim 0 ile 270 arasında. O zaman iki tane x değeri buldum. 140 ve 40. Tamam. Şimdi ikinci kısmı çözüyorum. Yani eksi sin x eşittir cos 50 çözeceğim. İsterseniz eksi içine verebilirsiniz. Yani sinüs fonksiyonu negatif açıları kusuyor diye şöyle yazabilirim ben bunu. Sin eksi x diye ifade edebilirim değil mi? Eşittir neye? Cos 50 yerine de gene ne yazacağım? Biraz önce yazdığım gibi sin 40 yazacağım. Şimdi aynı burada yaptığımı burada da yapacağım. Sin eşitledikten sonra diyeceğim ki eksi x eşittir 40 artı 2 kpi ya da eksi x eşittir 180 eksi 40 artı 2 kpi diye yazacağım. Tamam. Şimdi buradan da kökler bulacağım. O bölgelerde denk olan kökler varsa onları bulacağım. Sonra da onları toplayacağım. Eksi x ama bizim denklemimizin kökü ne? X. O yüzden eksi diğer tarafa atarsanız, dağıtırsanız daha doğrusu. Eksi 40, eksi 2 k, pi. Şimdi buradan birinci, ikinci, üçüncü bölgede açı elde edebilmeniz için kaybedeceğiniz değerler, tam sayılar ne olmalı? Negatif olmalı. Eğer pozitif bir değer verirseniz hep eksi eksi çıkar, o bölgeye denk gelmez.
sıfır verseniz de eksi 40 olur. O da o bölgede değil. O yüzden pi ne verebilirsiniz? Eksi 1 verebilirsiniz. Artı 360. Eksi 40 ne yapar o zaman x değeri? 320 yapar. Ama 320 bizim aradığımız açı değil. Değil mi? O yüzden buradan bir değer gelmeyecek. Devam ettiğimizde daha büyük değerler gelecek. Yani buradan bize bir kök gelmeyecek. Aynı şeyi burada yapıyordum. Eksiyi bu tarafa atacağım. Burası 140 diye. Eksi 140. Eksi 2k pi olarak yazdım. Şimdi gene k'ya 0 verirsem negatif bir açı çıkar. O yüzden k'ya burada da eksi 1 veriyorum. K'ya eksi 1 verirsem burası artı 360 olacak. Eksi 140 ne kalır geriye? 220 kalır. Değil mi? Tamam. Bunu da alabilirim. Çünkü 270'e kadar alabiliyordum. Devam ettiğimizde gene bizim aradığımız bölge dışında açı geleceğini görüyorsunuz. Mesela k'ya eksi 2 verirseniz burası ne olur? 720 olur. 140'ı çıkarttığınızda 500 küsürlü bir açı gelir. Dolayısıyla bizim elde edeceğimiz x değerleri bunlar. Bu x değerlerin toplamını istemiş. Yani 40, 140 ve 220'nin toplamını istemişti. Toplarsak kaç derece yapar? Evet. 400 derece yapar. Şimdi seçenekler çocuklar radyan cinsinden verilmiş. Derece ile radyan arasında bir ilişki vardı. 11'de görmüştük hatırlarsınız. Derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi. Çeviri yapacağız. Şimdi derece yerine 400 yazdım. 400 bölü 180 eşittir radyan bölü pi. Şimdi şurada sadeleştirelim. Sıfırlarımız gitti. Kaça bölelim? 2'ye böldük. 20. 2'ye böldük. 9. Dolayısıyla radyan eşittir 20 pi bölü 9 olarak buluruz. Yani bu açıların toplamı, x değerlerinin toplamı 20 pi bölü